Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? 2024 yılına adım adım gidiyoruz. İnternette gezinirken karşıma bir tane bir şey çıktı. Böyle e, şey... Şunu birazcık daha kendime doğru çevireyim. Heh, şöyle. Instagram'da gezinirken WWE on Fox. Fox'ta WWE hesabı. Şöyle bir şey paylaşmış ve bunu sizlerle paylaşmak istedim ben de. Hatta sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Arkadaşlar Görmüş olduğunuz üzere Crowd Chant of the Year. Yılın seyirci çenti. Seyirci tezahüratları böyle işte uuu falan. Şimdi Y ye var, Yiğit var, Wow var, Rolling Song var. O kadar zor ki. Ya burada tamamen kişinin hangisini daha çok sevdiğine bence dönüyor olay. Çünkü gerçekten çok zor. bakar mısın şimdi bak. Hadi tek tek değerlendireyim. Yiğit. Ye, Yiğit. Ye y ile başlayalım. Hadi sıradan gidelim. Y yeah. ee, şöyle söyleyeyim, L.A. Knight bir yerden sonra face oldu ve orada seyirciyle bütünleştiği dönemde Y yeah, baya baya popüler oldu. Muhtemelen burada gördüğünüz bazı şeyler hep ileriye dönüp kalacak. Jay Uson'un Yiğit'i L.A. Knight'in Y yeah falan bunlar hep kalacak ki Cody'nin girişinde de zaten müziği aynı kalacağı için <laughs> bunlar sürekli yaşanacak. Kaldı yani artık. LA Knight'te şöyle bir şey var. LA Knight'in çok doğal, organik şekilde ilerlediği için Y yeah, muhabbet çok eski bu arada. Ama seyircilerde zaten hani ee, ya zaten hali hazırda LA Knight'ın bir söylemidir bu. Bir catchphrase'dir ya. Yeah. Bunu seyirciler de benimsedi ve sürekli devam ettirdiler. Y'yi, hey, ana kadroda. NXT'de ne şekildeydi seyirciyle bunun yeah bütünleşmesi bilmiyorum. Aktif takip etmediğim için ama ana kadroda artık kalıcı şekilde kaldı. O yüzden hani o zaten halihazırda olan bir şeydi. Şimdi Jey Uso Yiğit'i kendi yaptı mesela. Yeni yaptı yani. yani yoksa LA vardı ya o da yeni kendi yaptı da. Jey Uso'nun işte Yiğit bunun bir geyiği dönmeye başladı. Jimmy de Yiğit diyordu. Ondan sonra Roman istiyordu ki bir daha Yiğitlersen seni döveceğim diyordu. Gözüme gözükme diyordu. Oradan bir keyifli muhabbetler falan derken Yiğit de şöyle bir şey oldu. Başka bir güreşçi şu an kimdi adını ve nerede güreştiğini falan unuttum şu an kusura bakmayın. Ee, o güreşçide telif hakkı varmış bu Yiğit'in ve bir hafta sadece şovda Yiğit gözükmedi. Böyle sansürlediler onu. Ondan sonra muhtemelen güzel bir paraya adam kendi Yiğit'e bak Hiçbir şey yok belki adam çok da kazanmıyor. İndi güreşçisi e, belli başlı böyle işte karnını doyuracak. Bir iki bir şey alacak işte iki PlayStation alayım iPhone alayım falan diye. Zaten bir maç çık alır muhtemelen. Şeylerle takılan biri birden böyle piyango vurdu. Jey Uso'nun sırf yiğit demesinden dolayı biz yiğiti buraya bassan dediler. Seyirciler de sevdi çünkü. Jey <laughs> Uso'yu görünce işte yiğit falan demeye başladı böyle. Ondan sonra telif hakkını da verdiler. Parasını da verdiler, ödediler. Telif hakkını aldılar diyelim. Yanlış söyleme olmasın. Aldılar ve yiğit geri döndü. Hatta bunun geyini yaptılar. Sansürlü yiğit tişörtleri falan da bastılar böyle. Bunların böyle blurlu çok tatlıydı o da. Güzel, keyifli bunlar. Ya bu tamamen bu sene içinde böyle doğaçlama şekilde gelişti. Bu da güzel. O zaten Codin'in müziğinin girişi olduğu için sanki hani e, yani şarkıda var zaten bu söz onu seyirciler de yapıyor ooo diye <laughs> aynı anda bütün stadyum aynı anda bütün arena yaptığı zaman çok keyifli oluyor. Ama bu mesela bence Ye ve Yiğit'in daha arkasında kalacak bir şey çünkü bizzat güreşçinin kendi söyleminin catchphrase olup bu catchphrase'i seyircilerin de söylemesi yes yes gibi onlar daha özeldir bende. Keza aynı şekilde Cody Rhodes'un WoW'su gibi Cetronis'in şarkısı da wow, WoW o artık şarkının bir parçası. Cody'ninki de şarkının parçası. Cetronis'inki de şarkının parçası olduğu için evet çok seviyorum ikisini de çok keyifli. Ama onları o yüzden bir tık arka planda tutuyorum. Şu an burada iki adaya düşüyorum ben. Ee, Ye yeah ve Yiğit. Ben sanırım burada ne olursa olsun yeah, yeah ya Ye'ye gideceğim çünkü... Jey Uso ya Jey Uso'ninki de çok tatlı. Yiğit ama ben ye dedim Çünkü LA Knight'ın şu an bu, bu yıl içinde bulunduğu konum bak bunu ben eleştiririm bu arada. Yıl içinde bulunduğu konum LA Knight'ın Jey Uso'nun daha üstünde gibi görünebilir. Ancak Jey Uso'nun bu yıl içinde yaptıklarını asla masla asla unutmayın. Bazı arkadaşlar tepki göstermişler. Pro Wrestling Studio'da Jey Uso'nun hani yaptıklarından niye bahsetmiyorsunuz diye %100 haklılar bu arada. Ama böyle direkt tek yani şöyle söyleyeyim. Ben en azından öyleyim. Diğer arkadaşlar da bir tık daha geniş çaplı düşünenler olabilir. Ben mesela bana bir şey verildiyse mesela en bilmem ne ne diye ben direkt onu söylerim. Yoksa ben de hani o da var, bu da var, şu da var falan diye söyleyebilirim ama ben bunu çok tercih etmiyorum. Mesela ben anket yaptığım zaman diyorum ki sizce A mı B mi diyorum ve diyorlar ya ama X'de de var, Y de var falan. Olabilir ama ben merak ediyorum ben A mı B mi diye soruyorum size. Ya. O yüzden Yılın enlerinde de yılın eni, yılın en x'i, yılın en a'sı, yılın en s'si falan diye sorduğumuz için ben tek tek genelde gittim. Ama J. Uso'nun bu yıl yaptıkları yani yine işte o main <laughs> event J. Uso statüsünü geri kazandı en azından. Bloodline'da en kritik rollerden birini üstlendi. Sami Zayn en kritik rollerden biriydi. Sami Zayn'i sevmezdi. Sonradan sevmeye arka çıkmaya başladı. Sonra araları bozulunca J. Uso da bazı şeyleri sorguladı ve Bloodline'de Jimmy dense Jane Roman'a saldırması daha ön plandaydı mesela. Ondan sonra artık full Bloodline'dan sıyrıldı. Toksik aile, sülale ilişkisinden sıyrıldı, kurtuldu. Ve dedi ki artık ben yeni bir sayfa açacağım dedi. Oradan da Raw'a geçti ve bambaşka bir şey evriliyor şu an. Değişiyor yani. Ve bu süreçte Yiğit aslında çıktı. Ama Y mesela daha uzun süredir var. Bakarsanız çünkü Y zaten şey. Hani Elena'nın uzun zamandır catchphrase diyeceğim de Y tek bir kelimeden de catchphrase ne bileyim Öyle zaten de. Bak bir sürü kişi burada Y falan yazmış. Yiğit, Yiğit yazmışlar pardon. Yiğit, Yiğit, Yiğit. Ne kadar çok Yiğit yazılmış lan. Yiğit. Aşağı inmeyeceğim çünkü. Yani abi bilmiyorum ben Y diyeceğim mesela. Y. Yeah. Çünkü bana bir tık daha özel geliyor. Jey Ya yani şöyle söyleyeyim ama bak asla hakkını yemeyeyim Jey Uso'nun. Uso, takır takır geldi. Müthiş bir şekilde ilerledi. Elenat seyirci çok sevdi. Yetenekli olduğu için, mikrofonu çok iyi olduğu için ve buradan da zaten adamın catchphrase'i bir şey olarak kaldı, kültür olarak kaldı yani. Yani Elenat ne zaman konuşurken ya yeah, bunu ekleyecekler, hareket yaparken ekleyecekler, birine bir şey söylerken ekleyecekler. Aynı şey J. Uso için de geçerli ama J. Uso Yiğit'i birazcık şey. Hadi dur yeni bir şey de çıkarayım falan mı ki? Yiğit zaten vardı da. Hani yine önceden de. Hani bu şekilde böyle seyirciyle bütünleşmesi olmadı yani. Ben bir tık farklı Y yeah, edeceğim ben. Siz hangisini söylerseniz Aşağı yazın ve bunun dışında da bu dörtlü dışında da eğer hani bir fikriniz varsa ki... Ya düşünüyorum şu an var mı? İşte, thank you falan. Belki onu daha çok seviyorsunuzdur. Ama bu sizin hangisini en sevdiğinizden ziyade yılın en önde geleni hangisiydi diye. Çünkü bu bence çok ayırıyor. Yani kavramları ayırıyor. Çünkü bir şeyi çok sevmekle bir şeyin en iyi olması... Sen sevdiğin için en iyi senin içinde olabilir ama... Genele vurduğun zaman böyle bir şey pek mümkün olmayabilir. O yüzden insanlar genelde bu konuda ayrılıyorlar. Mesela ben de çok sevdiğim bir şeyi en iyisi. O ben daha küçükken falan derdim o en iyisi falan diye seversin de. Ama şimdi birazcık objektif yaklaşmanın da bence bu konuda iyi olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar siz de kendi fikrinizi yazın. Belirtin yem mi yiğit mi? Wo mu? Yoksa o mu? Hangisi? Yazın aşağı. Ben kaçtım. Görüşürüz. Yeni yıla doğru da gidiyoruz. Bay bay.